Tam yaşımı hatırlamıyorum ama 16-17 yaşlarında olmam lazım. O zamanlar bizim gençlik dönemindeki çoğu kişi gibi internet kafelerde, ortamlarda takılıyorduk. Şimdilerde bir yandan onun da eksikliğini çekiyorum. Mesela ne zaman memlekete gitsem bir gözüm internet kafe arıyor. Çünkü orada sadece bilgisayar oynamazdınız. Orada bir ortamınız olurdu. Orası sizin bölgenizdi, çetenizdi. Bir kişinin adı geçtiğinde hangi internet kafede takıldığı sorulurdu. Ve bizim internet kafe bir yandan deli dolu insanların olduğu, bir yandan da çok zeki, geleceği parlak kişilerin olduğu bir ortamda. Zaten İnegöl birincisi de dahil sıralamalarda yüksek yapan birçok kişi de bizden çıkmıştı. Şimdilerde o arkadaş ortamındakilerin kariyerlerini incelediğimde çoğu çok güzel yerlerde. Maalesef ülkemiz internet sansürü sıralamalarında bayağı geride olan bir ülke. Sık sık bilgiye ulaşmakta bile sıkıntı çekebiliyoruz. En basiti Wikipedia bile uzunca bir süre yasaklı kaldı. Ekşi Sözlük hala yasaklı mesela. Özellikle internet çağında bu tarz ülkelerde kullanıcıların yanlarında bulundurması gereken şeylerin başlarında da VPN uygulamaları geliyor. Ayrıyeten yayın platformları dizilerin, filmlerin yayın haklarını ülkelere göre edinir. Netflix Amerika'da yayında olan bir dizi Türkiye'de olmayabiliyor. Bunun çözümü de VPN sağlayıcıları ile oluyor. Veya bazı alışveriş sitelerinin ülkelere göre fiyatlandırma yapmasını da aşabilirsiniz. Sadece bilgisayar değil, aynı anda bütün mobil platformlarda da olan Surfshark VPN ile bunları yaparken bir yandan da reklam engelleyici kötü amaçlı sitelere karşı da koruma sağlıyor. Siz de özgür bir internet kullanıcısı olmak istiyorsanız promosyon kodumuzdan ve linkten Surfshark'ı 3 ay boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Ya da Surfshark One'ı paket halinde edinip aynı anda VPN, antivirüs, iz bırakmadan arama, kişisel verilerin sızmasını da engelleyebilirsiniz. Bölüme geri dönelim. O kafede tanıştığım bir arkadaşımız vardı. Ara ara bizimle takılırdı bu da. Oyun arkadaşından daha ziyade muhabbet arkadaşı. Parka gider, kafeye gider, kitaplardan, sinemadan, müzikten muhabbetler açardık. Onların üzerine bol bol konuşurduk. Entelektüel alışverişti bizimki. Sen ona bilgi veriyorsun, o sana bilgi veriyor. İki tarafta kazançlı çıkıyordu. Özellikle gelişim çağında da çok faydalı oluyor bu olay. Size de tavsiye ederim. Bütün ortamınız bunlardan olsun diyemem ama. Çok sıkıcı da olabilir çünkü. Sadece bazı arkadaşlarınız size bir şey katabilecek arkadaşlarınız olsun. Bu sizin hayatınızı ileride de çok etkileyebilecek bir hareket de olabilir. Bu arkadaş da geleceği parlaklardan. Ailesinin gelir durumu çok yüksek değil. Çocuklarının ekonomik olarak zorluk çekmelerini istemiyorlar. Çocuğun anlattığına göre de bu yüzden onun okuması için bayağı bir baskı kuruyorlardı. Yalnız şöyle bir sorun var. Çocuk sürekli bizle takılıyor ve babasıyla karşılaştığımızda babasının bakışlarından bize karşı bir rahatsızlığı olduğunu hissediyordunuz. İstemiyordu bizi kısacası. Çocuğu için bir engel, bir kasis olarak görüyordu bize. Halbuki ortamda döndürdüğümüz muhabbetler hep entelektüel. Ama adam bunları bilmiyor tabii ki. Adamın sandığı şey daha çok partiliyoruz, vaktimizi bize yaramayan şeylere harcıyoruz, evladının gelişimini engelleyici şeyler olarak düşünüyordu. Bir gün çay bahçesinde bir arkadaşla takılıyoruz, bahsettiğimiz çocuk da yanımızda değil. Yanımdaki arkadaş da buradaki videoların çoğunda olan en yakın arkadaşım. Tek tek saymaya kalksam herhalde bir 100 videoda vardır. O çocuğun babasını gördük, uzaktan selam verdik adama. O da bizi görünce hafif hafif yanımıza geldi. Müsaadeniz var mı dedi, cevap beklemeden oturdu. Bize karşı hafif sinirli, hafif üstten bakmalı bir tavrı var. Başladı çocuğunun kariyerinin ne kadar önemli olduğuna, geleceğinin iyi olmasının çok gerekli olduğuna dair konuşma yapmaya. Ama bunları yaparken de bir yandan bizi ezmeye çalışıyor. O küçümseyici bakışları çok net hatırlıyorum. Sürekli her muhabbetinde bizi çocuğuyla kıyaslama üzerine konuşmalar yapmaya çalışıyordu. Sorular hep bu yöndeydi. Sonra birden muhabbet benim çocuğum okumalı, çocuğumun hayatında hiçbir engel istemiyorum, çocuğumla lütfen takılmayın tarzı ricaya dönmeye başladı. Bunu yaparken de bir yandan bizi küçümsemeye devam ediyor. Artık adama karşı sinirlenmeye başladık. Normalde bu konuşmayı başkası yapsa olay çıkar. Kavga çıkar demiyorum, olay çıkar orada. Çünkü adamın imaları gerçekten çok rahatsız ediciydi. Alttan almaya çalışıyoruz çünkü çocuğu arkadaşımız. Adam gittikten sonra adam istedi diye değil ama bir daha bu adamın bu tarz tripleriyle denk gelmemek için çocuğuyla muhabbeti kesmiştik. Şu an baktığımızda ise şöyle bir olay oldu. Sürekli bizi kıyaslayıp da sonucunda bizi aşağıladığı çocuğuyla şu an kendimizi kıyaslayınca ben çocuğunun 5-6 katı kadar kazanıyorum. Diğer küçümsediği arkadaşın ise İnegöl'de fabrikası var. Yaklaşık 20 katı kadar kazanıyor. Çocuk da çok iyi olmasa da iyi denilebilecek bir üniversiteden mezun oldu. Kendi yağında kavruluyor. Çocuğa karşı bir kinimiz yok tabii ki. Sadece burada şunu konuşmak gerekiyor. Sizin yakınınız sizin için önemli olabilir fakat bu başka insanların da çok önemsiz olduğu anlamına gelmez. Yakınlarınıza iyi davranacaksınız diye başka insanlara kötü davrandığınızda aslında yakınlarınıza da kötü davranmış oluyorsunuz. Bunu çevrenizde birçok insanda da görmüş olabilirsiniz. Belki de siz böyle şeyler yapıyorsunuzdur. Yapmayın. Senin çocuğun sana özel olabilir, senin kardeşin sana özel olabilir ama bu onun muhteşem bir
kirli olduğu anlamına gelmez veya çevresinin o kişiye zarar verdiği anlamına gelmez. Belki de o kişi çevresine zarar veriyordur. Ara ara aklıma gelip beni sinirlendiren bir olaydır bu da. Bazen keşke adam hak ettiği şeyleri de söyleseymişim diyorum. En azından o muhabbetin bana böyle bir katkısı oldu. İleride bir çocuğum oldu diyelim ya da yeğenlerim var. Onlar büyüdü. Asla onların etrafındakileri onlarla kıyaslamam veya ötekileri küçümsemem. Onlar da başkalarının değer verdiği insanlar sonuçta veya meselenin arka taraflarını da bilmediğimiz olaylar çıkabiliyor. Bu da böyle bir anıydı işte. Sizin de varsa benzer anılarınız yorumlara yazabilirsiniz ballarım. Surfshark'ı 3 ay bedava indirebilirsiniz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.